varmış bir yokmuş uzak ülkelerin birinde çok güzel bir orman varmış ve yüz yıldır görülmemiş sert bir kışın soğuğu ormandaki her şeyi dondurmuş tipi her gün bir uçtan bir uca esiyor kuşlar havada uçarken donup ölüyorlarmış ormanın hayatta kalan kuşları köyün irice binalarının saçak aralıklarında kendilerine barınacak yer arıyorlarmış hepsi yakınıp duruyormuş Sonunda kuşların kralı kartal söz almış. Dostlarım bu böyle devam etmez. Bu soğuklar birkaç gün daha böyle sürerse hepimiz donup ölürüz. Güneşe kadar uçup biraz ateş almamız gerekiyor demiş. Öneri güzelmiş ama kim yapacakmış ki bu işi? Kiminin kanatları donmuş, kiminin ayakları. Aralarında tüylerini yitiren, soğuktan kuyruğunun tüyleri dökülen bile varmış. Peki bu işi nasıl yapacaklarmış? Kartal küçük kuşlardan birinin bu işi görünmeden daha kolay gerçekleştirebileceğini düşünüyormuş. Ama bülbül, ardıç ve sığırcık sırayla yapamayacaklarını bildirmişler, özür dilemişler ve yerlerine çekilmişler. O zaman saka kuşu ayağa kalkmış. Ben yapabilirim sanırım demiş incecik sesiyle. Ardından da yola çıkmış. Göklere doğru yükselmeye başlamış giderek daha da yükselmiş güneşe doğru yaklaştıkça havanın sıcaklığı dayanılmaz oluyormuş. Tüylerinin kavrulduğunu hissetmiş, hatta bazı tüyleri yanmış bile. Ama o dostlarını soğuktan kurtarmaya söz verdiği için vazgeçmemiş. Saka kuşu en umutsuz anında bile daha da yukarı yükselmiş. Artık dayanamayacağını hissettiğinde soğukta titreşen kuşları düşünmüş ve sürdürmüş yükselmeyi. Sonunda güneşe kadar ulaşmayı ve ondan bir gaga dolusu ateş almayı başarmış. Geriye dönerken o yaklaştıkça getirdiği ateş nedeniyle hava da ısınmaya başlamış. Ilık rüzgarlar, tatlı esintiler soğuğu kırıp havayı yumuşatıyorlarmış. Kuşlar umut ve sevinç içinde cıvıldıyor... Geri dönen saka kuşunu birbirlerine gösteriyorlar ve ona övgüler düzüyorlarmış. Ama saka kuşunun yanmayan tek bir tüyü bile kalmamış. Akıllı baykuşun önerisiyle bütün kuşlar kendilerinden birer tüy koparıp saka kuşuna hediye etmişler. O günden beri saka kuşu kış sona ererken sıcak havaları getirir ormanlara. Saka kuşuyla birlikte bahar da gelir. Saka kuşunun tüyleri de o zamandan beri böyle ilginç bir renk cümbüşüdür.